kalp anevrizmaları bildiğimiz üzere damarlardaki normalden daha fazla olan artış anlamına gelmektir. Tıbbi olarak tanımı da doğal çapının %50'sinden daha fazla genişleme olduğu zaman biz bunu aort anevrizması olarak tanımlıyoruz. Aort anevrizması durumlarında bilindiği gibi aort cidarı büyüdükçe beraberinde maalesef cidarı da inceliyor ve akabinde de buradan yırtılma nedeniyle büyük oranda hastalarımız bir ameliyat şansı yakalayamadan vefat etmekle karşı karşıya kalıyorlar. Bizler yaklaşık 10-15 yıl öncesinde bu tip ameliyatların hepsini açık metotla yapıyorduk. Ya karın bölgesinden ya da göğüs bölgesini açmak yoluyla. Ancak son yıllarda geliştirilen endovasküler girişimlerle beraber, yani kasıktan damar içine girilerek yapılan metotlarla beraber artık bu ameliyatları karnı ya da göğsü açmadan içeriden stent yerleştirme yoluyla yapmaktayız. Kendi hastanemizde de bunları özellikle abdominal aort anevrizması dediğimiz, özellikle aort karın bölgesindeki aort anevrizmalarında ya da diseksiyon ya da göğüs bölgesindeki torasik aorttaki anevrizmalarda bunları başarıyla bu işlemleri kendi anjiyo laboratuvarımızda yapabilmekteyiz. Bu da tabii hastalar için ameliyat sonrası için büyük bir konfor sağlamakta. Çünkü açık olarak yaptığınız zaman günlerce karın ağrısı ya da göğüs ağrısı gezerken bu ameliyatta kasıktan girilerek yapılan endovasküler girişimlerde hastalarımız ertesi gün yürüyebilmekte ve 2-3 gün sonra da rahatlıkla evlerine gidebilmekteler.